Ne oldu senin gemi işin? Vallahi işte haber bekliyoruz ya. Daha belli değil. Ne zaman belli olacak? Vallahi bilmiyorum ki ya, işte işi kolluyorum yani, öyle gidip geliyorum. Birkaç güne kadar haber veririz dediler. Oradaki gemiciler kahvesine falan da gidiyor. Peki o iş olmasa ne yapacaksın? Köye mi döneceksin? Köye dönemeyim ya. Ne bakıyacaksın peki? Vallahi bir kere ben köye dönersem bir daha hayat boyu oradan kurtulamam artık. Fabrikada da hiç iş falan yok. Köyde durum çok sakat ya. Peki oğlum bu durumda ne yapacaksın? Bana onu söyle. Lan kapat şunu, sırası mı lan oyunun? Bir şey soruyoruz sana burada. Şu sizin seramik şirketinde bana göre bir iş bulamaz mıyız acaba? Oh! Adamlar zaten seni bekliyordu. Oğlum burada da adamlar sapır sapır adam çıkarıyor. Kriz yok mu sanıyorsun burada? Ya gene de bir denesek, belki bir bekçilik işi falan onlardan denk getiririz. Lan iki gün evi sana bıraktık, ne hale getirdin? Sen de bekçi mi olur? Ya senin ne vasfın var ki alsınlar işe? Hadi girdin, ne yapacaksın o zaman? Ne iş yapacaksın? Fasulye mi dikeceksin? Kamaratlık mı yapacaksın? Miçoluk mu yapacaksın? Ya bak Mahmut abi, dallandırıp bulandırıklandırma o kadar. Senden bir şey rica ettik, söyleyiversen ne olur sanki? Ben oğlum, olsam söylerdim. Bugüne kadar ben kendim için bile bir şey söylemedim. Zaten siz hepiniz böylesiniz ya, burası değiştirmiş size. Oğlum gurur diye bir şey vardır. Böyle paldır küldür harcanmaz. Salak herif. Ya bir kere denemekten ne olur ya? Hem ben olsaydım çoktan söylerdim ha. Şuna bak şuna. Ya bir bok anladın yok, çart çut konuşuyorsun. Kolay mı sanıyorsun sen bu işleri? Lan adamlara 10 yıldır binlerce fotoğraf çektim. Şu balkona 20 metrekare bir seramik lazım oldu. 3 kuruş indirim yaptıramadım ben. Taşradan gelmişsiniz, işiniz gücünüz torpil aramak. Bir vasıf filan bulmak diye bir derdiniz yok. Amcaydı, dayıydı, bakandı, milletvekiliydi, cart curt. Her şeyi hazır bulmaya çalışıyorsunuz. Ben bu işe başladığımda kimse yardım etmedi bana. Her şeyi tırnaklarımla kazandım.